Takvim Gazetesi köşe yazarı Bülent Erandaş'la birlikteyiz. Akit TV Ankara stüdyolarında. Bülent Bey hoş geldiniz. Gündem çok yoğun bugün. Evet. Gündemin en önemli maddelerinden birisi meclis başkanlığı seçimi. Cumhurbaşkanımız çok güzel bir seçim yaptı ve hep daha önce de böyle yapmıştı. Birinci dönem gelen ikinci dönem de devam etti. Sayın Kahraman sağlık nedeniyle bir sıkıntı yaşamıştı. Onu atlattı ve ben görevimi devam ederim dediği için yeni bir tercihe geçmedi. Sayın Kahraman'la devam edecekler. Kahraman'ın tercihi milli ve yerli duruşun bir temsilcisi olmak üzere yeni bir dönemde daha görev yapacak. Ve kendisiyle beraber milli görüşün uzun tecrübesiyle beraber meclisin önümüzdeki dönemde 2019'a kadar giderken önemli olaylarında önemli köprü başlarını yerine getirecek. Bugün 367'yi bulması çok zor. Üçüncü turda büyük ihtimalle AK Parti'nin oyları seçilecek. Eğer MHP aday göstermemiş olsaydı büyük ihtimalle birinci turlarda da veya ikinci turda seçilme şansı vardı. Ama Şener Parti aday çıkardığı için büyük ihtimalle üçüncü turda itibaren meclis başkanı olarak seçilecek ve görevine devam edecek. Evet, ama İsmail Kahraman'ın değiştirilme olasılığı var diye bekleniyordu. Hatta başka bir ismi meclis başkanı yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte Burhan Kuzu'nun adı geçti. Başka isimler de geçti ama en sonunda tekrardan İsmail Kahraman'la 2019'a kadar devam edilme kararı alınmasını bir sorun mu oluştu? Yoksa İsmail Kahraman mı diretti? Neden İsmail Kahraman? İsmail Bey ben devam edeceğim demiş. Ben göreve devam edebilirim. Etmem. İki nedenle bence tespit ettim mi iki nedenle devamında büyük yarar var. Bir, ikinci dönem çok hassas günleri çünkü uyum yasaları var, 2019'a giden 2018 var, çok önemli günlerde. Mecliste önemli gelişmeler olacak. Bu nedenle bir değişiklik yapayım tecrübe devam ettirildi. İkincisi de bir farklı isme gitseydi, Cumhurbaşkanımız zaten bir ton olayla uğraşıyor. Bir de onu seçti, bunu seçti, beni seçmedi gibi yeniden böyle bir olayla uğraşacaktı. Hiç gerek görmedi. Bir abi olarak kendisi devam etti. Önün çünkü başka olaylar var, başka gelişmeler var. Onların üzerine duracağı için Sayın Kahraman'la devam edilecek. Evet, bu arada tabii tecrübeli de bir isim İsmail Kahraman. Hem de parti içerisinde bir abi olarak da durması bir ağırlık kazandırıyor AK Parti'ye. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Tabii bir de Milli Görüş'ün temsilcisi. Yani biliyorsun Selçuklular, Osmanlılar, Türkiye diyoruz. Tarihimizle bugünü birleştiriyoruz. Ona da İsmail Kahraman da eski dönemlerden beri gelen köprü bir isim. Bu köprü isimli 2019'a gitmeyi tercih etti. İyi yaptı öyle. Çünkü çok aday vardı. Burhan Kuzu var, Nabi Avcı var, Bekir Bozdağ var, Hayati Yazıcı vardı. Yapılacak bir tercih dengeler açısından başka sıkıntılar yaratabilirdi. Psikolojik olarak aslında büyük bir sıkıntı yaratmaz ama psikolojik olarak beni seçmedi diye Cumhurbaşkanı böyle kırgınlıklara da yol vermemiş oldu. Evet, ama Burhan Kuzu çok bekleyen isimlerden birisiydi. Sadece Burhan Kuzu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na değil, daha önce Adalet Bakanlığı'nı bekledi. Bakanlık bekledi ama bir türlü kısmet olmuyor Burhan Kuzu'ya bir makam, bir koltuk. Olma ihtimali var. Çünkü şu anda çok konuşuluyor biliyorsun. Bir değişim ve dönüşüm var AK Parti'de. Milletvekilleri arasında değişiklikler, il başkanları arasında, önümüzde belediye başkanları ile ilgili. Partideki bu değişim ve dönüşümde kabinede değişiklik olacak. Çok konuşuluyor. Yarısı değişecek. O kabine değişikliğinde görev alma ihtimalini ben görüyorum. Evet, kabine değişikliği demişken çok hızlı bir kabine değişikliği bekliyor mu Bülent Erandaş? Hayır, daha zamanı var. Büyük ihtimalle Ocak'tan itibaren bu değişiklikler olacak. Çünkü yıl sonuna kadar başka gelişmeler var. İl kongreleri, Cumhurbaşkanımız başladı biliyorsun. Gümüşhane, Bayburt'ta, Trabzon'da. Bütün il kongrelerde önemli konuşmalar yapacak. Bizzat giderek, tek tek hepsine giderek orada partinin bütün mekanizmalarını görüyor. En büyük özelliklerinden birisi Cumhurbaşkanımızın bizzat giderek, bizzat görüyor. Görerek, dinleyerek değil, görerek, gözleriyle görüyor, konuşmaları dinliyor, insanların yüz hatlarını görüyor, bunların nabzını tutuyor. Ankara'da biliyorsun anketler devam ediyor. Anketlerle de kamuoyunun nabzını tutuyor. Şu anda Türkiye'nin en iyi nabzını hem AK Parti'nin hem de Türkiye'nin nabzını en iyi tutan isim Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. Evet, peki bu yüzden mi NATO'da hedefe konuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan? Türkiye'nin nabzını iyi tutuyor, küresel dünyanın nabzını iyi tutuyor, bölgenin, İslam coğrafyasının nabzını iyi tuttuğu için mi NATO'da hedefe konuldu Erdoğan? Tabii, 2019'da büyük ihtimalle
bir sürpriz olmayacak. Öyle görünüyor. Aziz milletim, ben de geziyorum Türkiye'nin çeşitli yerlerine. Çok konuşuyorum. O bakımdan Cumhurbaşkanımız büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı seçilecek. 2019'da seçilecek Cumhurbaşkanı Türkiye'nin 100. yılını 2023'e götürecek. 2024'lere kadar gidecek. Bağımsız ve milli duruşlu bir Türkiye'nin 2024'lere kadar gideceği, yeni dünya düzeninin kurulmasında Türkiye'ye önemli hamleler yaptıracak. Jeostratejik, jeopolitik hamleler yaptıracak. Bunu kırmak için sadece bu olay değil, NATO'dan çok önce bunların en büyük terbiyesizliği, biliyorsun, Batı ve Haçlı zihniyetinin 15 Temmuz darbesi, biliyorsun, FETÖ, Fethullah bir NATO kuklasıdır, NATO gladiyosudur, CIA kuklasıdır. Orada başlamışlardı, ileri gittiler, onun hala altında kaldılar, ezildiler, kıvranıyorlar. Ekonomik ambargolar bir taraftan, bu tip olaylar bir taraftan, iç basında kendi mahfilleriyle, beşinci kollarıyla bir taraftan, yabancı medyalarıyla bir taraftan devam ediyorlar. 2019'da Cumhurbaşkanımız tekrar seçilmesin diye seçtirmeyerek eski Türkiye'ye dönecekler. Eski Türkiye'nin karşısında yeni Türkiye var. Aziz Türk milleti 16 Nisan'da yeni Türkiye'ye karar verdi. 2019'da yeni Türkiye'ye yürü, haydi ileri diyecektir. Evet, hemen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına geçelim. Çünkü Rıza Zarrab'la ilgili değerlendirmeleri var. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, Rıza Zarrab davası siyasidir diyor. Hukuki dayanaktan yoksundur. Türkiye'ye karşı kumpas davasıdır diyor. Yargılama yapanlar davanın sanıkları üzerinde çok net bir şekilde baskı uygulamaktadırlar diyor Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ. Doğru söyleniyor. Biliyorsun, bir Sarraf olayı doğrudan doğruya, bildiğimiz bu olayların, NATO'daki olaydan hiç farkı yok onun. 15 Temmuz'da hiç farkı yok onun. Sıkıştırma, kuşatmada, Türkiye'nin kılcallarını oynamakta kullanıyorlar. Bir orada trajedi var. Bir tiyatro oynuyorlar. Ellerinde bir enstrüman, bir yere varamayacaklar. 17-25 Aralık gizli o tapeleri diyorlar. Onların hepsi gayri hukukiydi. Kendileri dinlemiştir. O dinlemeler de gayri hukuki. Uluslararası planda bu belgelerle bir yere varamazlar. Ama sıkıştırma operasyonlarında kullanmaya devam edecekler. Peki NATO skandalıyla Rıza Zarrab hadisesini örtüştürebilir miyiz? Beraberdir. Hiç birbirinden ayırmamamız lazım. Aynı şekildedir. Orada NATO, NATO'nun ruhu, NATO'nun patronu, ağababası Amerika'dır. Derin Amerika, CIA, Pentagon ne yapacaksa onlar da aynı yapıyor. Orada yapılan kişisel bir olay değil. Kurumsal bir ruh, ruhsuzluktur. Onların ruhunu gösterir, cibilliyetini gösterir. Zaten biliyoruz, daha önce birçok olayda böyle oldu. Türkiye'nin, biliyorsun, Suriye'den bombalar gelecek, füzeler gelecek. Patriot istedik, Almanlar, Hollandalıları göndermediler. Zorla gönderdiler, geri çektiler. Zaten bizi savunma diye bir düşünceleri yok. Onların derdi imanı, 15 Temmuz'da da NATO güçleriyle gelip Türkiye'ye el koyacaklardı, işgal edeceklerdi. Onların ruhu devam ediyor. Bu çeşitli yollarla aynen tiyatroya devam edecekler. Evet, aynen tiyatroya devam ediyorlar. Ama yine de Bekir Bozdağ'ın açıklamalarında şöyle bir cümle var. Türkiye NATO'da kalmaya devam edecektir diyor Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ. Çünkü bu krizden sonra, bu skandaldan sonra Türkiye NATO'dan ayrılmalı mı, ayrılmamalı mı tartışmaları yoğun bir şekilde yapılıyor. Bir diğer taraftan ise NATO'da, Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasına dönük bir beklenti içerisine girdiğine ilişkin bir değerlendirme var. Şimdi bu son günlerde çok konuşulmaya başlandı. Bizim sinir tellerimizde NATO için oynar. İki nedenle oynar dediler. Bir, Türkiye'yi rahatsız etmeye devam edelim. Kendileri çekilsin. Dümenine basıyorlar. Bunları tartışmışlardır. NATO'da öyle lanet dayın olmaz işler. Amerika'da lanet dayın olmaz. Bunlar önceden planlar. A planı, B planı, C planı. Hepsini düşünürler. Türkiye'nin sinir telleriyle uğraşırken Türkiye nasıl tepki verecek? Onu da biliyorlardı. Çok yüksek perdeden vurduk. Onlar bunun sonucunda yeni gelişmeler bekliyorlar belki. Yine devam ettikleri zaman Türkiye gayet akıllı, soğukkanlı devam edecek. Çünkü NATO'nun bir özelliği var. Oy birliğiyle karar almak zorunda. Çünkü alacakları birçok kararı Türkiye veto ettiği zaman geçiremeyebilirler. Bunun sıkıntısını yaşıyorlar. Uzun vadede Türkiye'yi sıkıştırmaya devam edecekler. Soğukkanlı davranacağız. Avrupa Birliği ne yapıyor? Terbiyesi 60 seneden beri bizi almıyor. NATO bizi sıkıştıracak. Biz ayrılalım. Biz ayrılmayacağız. Biz büyük devletik.
jeopolitik, jeostratejik hamlelerimizi bilerek, soğukkanlı, bütün dünya dengelerini düşünerek bakmamız lazım. Önümüzdeki 15 sene, biliyorsun 2015'ten başladı, 2030'a kadar yeni dünya düzeni kuruluyor. Haritalar hazırlanıyor. Bu haritalar hazırlanırken bu kuruluşların içinde bulunmamız çok önemli. Yarın onları alacakları çok terbiyesiz kararlarda veto etme imkanımız var. Nefeslerini kesebiliriz. İçeride kaldığımız sürece. Evet, bu önemli bir değerlendirme. Bu arada hemen bir son dakika bilgisini verelim. İlk tur oylama tamamlandı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve sayıma geçilmiş ama ilk tur oylamada herhangi bir sonuç beklemiyoruz ama siyasi partilerin içerisinde fire olup olmadığını anlamak için bu oylamalar önemlidir. Önemli görünür ama burada her parti aday çıkardığı için o partilerden çıkacak oylar, katılmayanlar olabilir, gelmeyenler olabilir. Sonuç belli. Hı hı. Sonucu belli olan bir seçim. Hı hı. İsmail Kahraman meclis başkanıdır. 2019'a kadar devam edecek. Hiçbir şey yapamayacaklar. Üçüncü turda AK Parti oylarıyla zaten seçilecek. Evet. Öyle bir problem yok. Evet, onun için onun girmesi girmemesi bu anda değil. Daha farklı mücadeleler. O anda bakacağımız mahfiller. Türkiye içten kuştan dıştan kuşadan mahfiller. Türkiye'de gibi oyunlar oynayacaklar. Meclis Başkanlığı'nın çok ötesinde uyum yasaları üzerinde hazırlıkları var. Tezgahlar var, ittifaklar var, barajlar var, tartışmalar. Ve burada AK Parti ile MHP'nin arasını bozmaya, Cumhurbaşkanımızla Devlet Bahçeli'nin arasını bozmaya, kara kedi sokmaya yönelik operasyonlar devam edecek. Evet ki 2019'a giderken Türkiye Büyük Millet Meclisi önemli. Niye? 2019'daki seçimden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni düzenlemeler yapacak. Çünkü seçim yasası düzenlemeler yapacak ve milletvekili sayısını 600'e çıkartacak. Nasıl bir seçim sistemiyle Türkiye seçime gidecek? Baraj düşürülecek mi, düşürülmeyecek mi? İttifakların önü açılacak mı, açılmayacak mı? Bütün bunlar yeni dönemde meclis başkanı seçilecek İsmail Kahraman'ın önündeki en önemli konular olacak. Aziz milletimize buradan bir haber vereyim. İki tane seçim sistemi üzerinde tartışma var. Bizi de %10 barajı kalsın. Daraltılmış bölge. İkincisi %7 indirilmiş. Daraltılmış bölge. İkisi de hangisi yapılırsa yapılsın. AK Parti MHP Birliği Türkiye'yi 2024'lere kadar araları bozulmazsa, bozamazlarsa, yıkamazlarsa devam edecek. Prensipler devam edecek. Yeni Türkiye yoluna devam edecek. Evet, 2019 kritik diyorsunuz. Şimdi hemen NATO skandalından sonra yeni bir bilgiyi paylaşmak istiyorum Bülent Bey sizinle. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar biliyorsunuz Kanada'da 9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna katılıp bir konuşma yaptı. Konuşma öncesi forumun Twitter hesabından paylaşılan bir kare tartışma yarattı, tartışmaları beraberinde getirdi. Bu kare ise Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kameraların karşısına geçtiği ilk kare ki boğazında bazı yara işaretleri vardı, kızarıklık vardı. O kareyle bu tweet'i paylaştı Kanada'daki forum. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Bir terbiyesizliktir. Terbiyesizliği devam ediyorlar. Diğerlerinden fark yok. Atatürk'ümüzü, Tayyip Erdoğan'ı, Genelkurmay Başkanı'nı Türkiye'ye karşıdır bütün bu hamleler. Genelkurmay Başkanı Türk devleti ilk defa tarihinde ordusuyla, milletiyle, hükümetiyle, iktidarıyla, cumhurbaşkanıyla bir beraberlik içinde 15 Temmuz'da meydana gelen bir 7 Ağustos biliyorsun meşhur Yeni Kapı ruhu var. O ruhu devam ettiren isim. Onun için kime çatacaklarını bulamıyorlar. Kenan orada Cumhurbaşkanımıza yapılan hareketler var. Atatürk'e onları telin ettik. Şiddetle telin ettik. Genelkurmay Başkanımız da bu şekilde terbiyesizlik yaparak aynı şeyi devam ediyorlar. Yani Türkiye'nin birliğine ve beraberliğine hücumlar devam ediyor. Haçlı Siyonist İttifakı bulabildiği her yolu kullanıyor. Evet, bundan sonra da kullanmaya devam edecek diyorsunuz. O zaman hemen buradan birazcık Soçi'ye gidelim istiyorum. Çünkü Soçi'de 22 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran lideri Rouhani ile bir araya gelecek. Şimdi bütün bunlarda NATO'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Pentagon'da, CIA'de, Mossad'da, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ya da Avrupa'nın başkentlerinde rahatsız sızlık yaratıyor anladığım kadarıyla. Ne bekliyor Bülent Erendaç 22 Kasım'daki Soçi'deki zirveden? Cumhurbaşkanı Bayburt'ta ne dedi? Ey Batı dedi. Ey NATO dedi. S-400 füzelerini aldık. Bitti. Hep ondan oynuyorlar. Çin'den alacaktık, darmadağın ettiler, uğraştılar. S-400 füzeleri
Bayburt'tan söylüyor, Gümüşhane'den söylüyor. Bitmiştir. Yataklarından düşmüşlerdir. Geceleri uyuyamıyor. Pentagon duvarları sallanıyor. NATO Brüksel sallanıyor. Uykularını kaçıracağız. Kaçırmaya devam edeceğiz. Dün Dışişleri Bakanları Antalya'da, şimdi Genelkurmay Başkanlarımız yan yana geliyor. Üç ülkenin, yarın Soçi'de üç devletin büyük liderleri yan yana gelecek. Bu bölgesel ittifak Amerikan oyunlarını bozacaktır. Haritaları parçalayacaktır. Bölgesel ittifakların devamı çok önemlidir. Ve inşallah buradan da Afrin'i kurtarma harekatına geçeceğiz. Yakında Türk ordusu Afrin'de görecekler. Evet, Astana sürecine ne gibi katkılar sağlayacak, ne gibi ilerlemede bulunacak bu zirve? Rouhani, Putin ve Erdoğan zirvesi. Suriye'yi bölemiyorlar. Astana, biliyorsunuz tarihimizde hep böyle Zürih Anlaşması, Londra Anlaşması, Berlin, Paris, Roma, bitti onlar artık. Yeni anlaşma, yeni dünya var. Astana diyor, Asya diyor. Güneş yeniden Asya'dan doğuyor. Döndü tekrar. Astana, Batı ve zihniyetine karşı ortaya çıkmış olan yeni semboldür. O sembol devam ediyor. Bu sembolle biz daha bu yeni 21. yüzyıla çok damga vuracağız. Çok önemli gelişmeler olacak. Astana'nın arkasında biliyorsun çok önemli bir olay daha var. Çin var, Rusya var. Çin ve Rusya'yı tuttuğumuz sürece elimizde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Güvenlik Konseyi'nde Amerika, Fransa, İngiltere'nin nefesini kesmeye imkanımız var. Veto edeceklerdir. Bundan sonra artık kolay kolay karar alamazlar. Türkiye çok önemli bir politik ve jeostratejik hamle yaptı ve bu ilişkilerle beraber hem Batı'ya hem Doğu'ya, hem Rusya'ya hem Amerika'ya, hem bu gelişmeler içinde öyle bir konum aldı ki bu bağımsız duruşumuz, bölgesel ittifaklar Türkiye'nin önümüzdeki en önemli manipülasyon ve güçleridir. Evet, Bülent Eremdaş, Takvim Gazetesi köşe yazarı. Aslında konuşacağımız çok konu var ve en kısa sürede tekrar birlikte olmak umuduyla diyor. Ve sözü Akit TV Ankara stüdyolarından ve bu fotoğraftan aslında şu anda Ankara'dan da görünüyor. Arkamız Ankara görünüyor buradan. Dışişleri Bakanlığı görülüyor. Hepsi de belli oldu. Bu arada son dakika bilgisini de hemen paylaşayım ben. İlk tur oylamada çoğunluk sağlanamadı. 367 bulunamadı ve birazdan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ikinci tur oylamaya gidilecek. Arkasından ise üçüncü tur oylamada salt çoğunlukla meclis başkanlığına İsmail Kahraman'ın seçilmesi kesin gözüyle bakılıyor. Akit TV Ankara stüdyolarından Takvim Gazetesi köşe yazarı, gazeteci araştırmacı yazar Bülent Erandaş'la gündemi değerlendirdik. Şimdi söz merkezde.